Elazığ'da yapılan Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye geneli üçüncüsünü düzenlediği Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Edebecan Müftülük Sitesi konferans salonunda yapılan törene Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mutlu Türkmen, Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın, katılımcılar ve davetliler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dereceye giren Funda Ekici ve Furkan Dağhan açıklamalarda bulundu. Ve bu yarışma sayesinde bu kitabı tanıyıp okumanın hem heyecan verici hem de büyük bir mutluluğunu yaşamaktayım. Bu büyük mutluluğu yaşamaktan dolayı tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinlikler peygamberimizi daha iyi tanımamız, öğrenmemiz için bir vesile oluyor. İnşallah devamı da gelir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İl Müftüsü Selami Aydın, Elazığ Belediyesi ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederek Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i anlattı. Bu programı düzenleyen birim müdürlerimize, gençlik merkezimize, katkılarından dolayı belediyemize, belediye başkanımız Şahin Şerifoğlu'na, bizleri her zaman yanımızda hissettiğimiz bizden birisi belediye başkan yardımcımıza, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Allah'a iman etmiş, Resul-i Zişan Efendimiz'i kendisine rehber edinmiş, bu vatanın evlatları olarak en çok ona hürmet eder ve Resul-i Efendimiz'i saygıyla anarız. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Peygamber Efendimiz'i anlamak Kur'an-ı Kerim'i anlamak demektir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in ahlakı Kur'an ahlakıdır. Dolayısıyla böyle hayırlı bir işte yarışmak hem başında hem sonunda inşallah hayırlı olur sizler için. İster dereceye girin ister girmeyin, gerçekten çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Ben hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Tabii günümüzde gençlerin özellikle kafeler, cep telefonları, bilgisayar, televizyonlar arasında sıkıştığı bir dönemde sizin gibi kardeşlerimizin, Efendimizin hayatını hadislerle anlamak gibi bir yarışmaya katılmanız gerçekten üniversite olarak bize gurur veriyor. Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mutlu Türkmen, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sözleri ve hadislerinin anlaşılmasının önemine değindi. Bu çerçevede Peygamberimizin hadislerinin, sözlerinin anlaşılması, günümüz diline aktarılması, tercüme edilmesi son derece önemli. Bu çerçevede böyle bir yarışma programının düzenlenmiş olduğunu görmekten ziyadesiyle mutlu oldum. İnşallah bu tür çalışmalar genişleyerek devam eder. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, bütün insanlığa örnek olan Hazreti Muhammed'in hayatının anlaşılması için yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu vurguladı. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinde ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ayetinin muhatabı örnek kişiliği ve şahsiyetiyle bütün insanlığa örnek olan, rehber olan son peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, nübüvvetini anlamak, anlatmak için yapılan bütün çalışmalar, bütün gayretler gerçekten çok değerli, çok anlamlı ve çok da zordur. Bu anlamda böylesine kıymetli bir çalışma neticesinde yapılan bu yarışmaya katılmak, yarışmada olmak ve bunu düzenlemek gerçekten çok anlamlı ve çok değerli. Konuşmaların ardından ödül töreni düzenlendi. Törende birinci olan katılımcılara tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın, dördüncülere 500 lira, beşincilere 400 lira, altıncı ve onunculara 250 lira ve diğer bütün katılımcılara 100'er lira ödül verildi. İnşallah hep böyle kaybetmiş. Tebrik ediyoruz. Şunu da sunalım. Birinci olan öğrencimiz Mehmet Arslan'ı sahneye davet ediyoruz.